كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi İmam-ı Azam talebesine buyurdu. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Şu meseleyi dinleyin bakalım. Küfür ehliyle zaruretsiz konuşma. Mümkünse onları İslam'a davet et. Değilse onlarla dost olma, diyaloğa girme. Bu meseleyi çok konuştuk burada. Namaz kılmayanlar için de geçerli bu. Namaz kılmayanlar için de geçerli. Bir adam namaz kılmıyorsa dost olamazsın. 2, 2 daha 4 ise bunun da anlamı bu. Namaz kılmayan adamla dost olamazsın. Demiyorum ki adamı çöpe at, sil. Hayır. Tebliğini yap. Anlat. Bak İmam-ı Azam da diyor. Ama bu ne için diyor? Küfür ehli için diyor. E şimdi namaz kılmayan da Allah'a isyan etmiyor mu? İsyan ediyor. Ya Ali Haydar Efendi Hazretleri namaz kılmayana selam vermeyin diyor ya. Bak selam vermeyin diyor. Çünkü o günde 5 defa Allah'a isyan ediyor. 5 defa. Küfür ehliyle zaruretsiz konuşma. Mümkünse onları İslam'a davet et. Değilse onlarla dost olma, diyaloğa girme. Kafirlerden dost olmaz. Siyasi olarak, hani politika siyasi olarak konuşabilirsin. O ayrı mesele. Ülkeyi yönetmek için. Ama onun haricinde yediğin, içtiğin, yattığın ayrı gitmezse sıkıntı. Arkadaşlar burada bidat ehlini anlattık. Ya büyükler ne diyor? Bidat ehlinin yüzüne gülme, ameller silinir ya. Bidat ehlinin yüzüne tebessüm edemezsin. O adam Allah'a hakaret ediyor. Ne demek hakaret ediyor? Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinin, yasaklarının tam tersini söylüyor. Bu bir hakarettir. Tersini yapmak. Hakaret demek illaki kötü söz söylemek değildir arkadaşlar. Biz burada birçok bidat ehlini, bozuk adamı, hoca diye piyasada gezen ama hocalıkla alakası olmayan adamları elhamdülillah hepsini ifşa ettik. Ve elhamdülillah hepsinin sonunda ipliği pazara çıktı. Bir tane dahi elhamdülillah. Bu riyalık mesele değil. YouTube'da videolar duruyor. Açın bakın. Reddiye yaptığımız bir tane adam bile sonunda işte ya bu adama da biz bunu dedik de keşke demeseydik, olmadık elhamdülillah. Elhamdülillah. Niye? Çünkü araştırmadan, soruşmadan kimseye konuşmuyoruz. Bakın arkadaşlar, Nurettin Yıldız meselesi var. Bu arada yine gündemde fokurdamaya başladı. Şimdi biz geçen sene Nurettin Yıldız kimse Ehl-i Sünnet çerçevesinde kimse reddiye yapmasayken biz Nurettin Yıldız'a reddiye yaptık burada. 15 dakika konuştuk. Nurettin Yıldız'ın neler 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 yaptığını. Hemen çıktılar. Kardeşim işte sen diyor niye ona reddiye yapıyorsun da Cübbeli Ahmet Hoca işte ona yaptığı reddiye geri çekti. Dedim beni alakadar etmez. Dedim Cübbeli Ahmet Hoca'nın reddiyesinin geri çekmesinin sebebi ayrı. Geçen sene söyledik biz bunu arkadaşlar. Onun farklı bir sebebi vardı. Ehl-i Sünnet'e doğru bir saldırı vardı. O da sırf Ehl-i Sünnet ayrışmasın. Zaten en son herhalde şeyde de bir açıklama yapmış herhalde Cübbeli Ahmet Hoca. İşte kardeşlerden bize videolar geliyor. İşte bak Cübbeli Hoca yine şey yaptı diye. Arkadaşlar bir daha söylüyoruz. Biz bir adamın hakkında araştırmadan, soruşturmadan bir şey yapmayız, konuşmayız. Nurettin Yıldız'dan adamdan uzak durun dedik arkadaşlar. Niye uzak durun dedik? Sebepleri arkadaşlar tek tek not aldım. Üzerinden geçeceğim. Aynı şekilde kardeşler Allah için bir vicdani muhasebe yapın ya. Allah için diyorum bak. Çünkü bu saydıklarımız, şimdi sayacaklarımızın hepsinin videosu var. Kendi ağzından çıkma şekliyle ekleme çıkarma yapmıyoruz. Babamın oğlu olsa dedim reddiye yaparım arkadaş. Bak arkadaş, Nurettin Yıldız'ın aynen başlıkları, sadece başlıkları söylüyorum. Detayı zaten söylemeye benim edebim dilim varmaz. Hazreti Adem'e beceriksiz dedi. Evet. Hazreti Adem'e beceriksiz dedi. O çocukların dedi yetiştirmeyi becereme dedi. Becereme ne demek? Beceriksiz demek. Bir peygambere beceriksiz diyenden hoca olur mu? Kendi kendinize cevaplayın. Sahabelere ödlek. Ya sahabeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onlar gökteki yıldızdır. Onları seven beni sevdiği için sevmiştir. Onlara söven bana sövdüğü için sövmüştür diyor. Hadis. Sen kalkıyorsun sahabelere ödlek diyorsun. Devam ediyoruz. Hazreti Ebubekir'e
bir hurma dalı için diyor ağzını bozdu. Hazreti Ebubekir ya. Geçen hafta söyledik ya. Ya peygamberler hariç Hazreti Ebubekir bir kefeye koy. Diğer bütün insanları bir kefeye koy. Hazreti Ebubekir ağır geliyor. Malını, canını, vaktini Allah için feda etti. Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı yolladı. Dedi ki ona sor, Ebubekir kuluma sor, benden razı mı dedi. Allah diyor Celle Celaluhu, kulum benden razı mı diyor Hazreti Ebubekir için. Ne diyor Nurettin Yıldız? Ebubekir, ha bir de Hazreti falan yok ha. Hep Ömer, Ebubekir, bu ne ya? Bu nedir arkadaş? Ondan sonra Yunus Emre terbiyesiz. Neymiş? Yunus Emre demiş ki cennet cennetlikte işte bir köşk bir huri bana ne gerek seni gerek seni de biliyorsunuz. Bu bizim makamımız için yeterli bir söz değildir. O makam onu söylemek için Hazreti Yunus Emre'nin makamına çıkmak lazım. Peki bu sözün peşine ne diyor? Terbiyesiz diyor Yunus Emre'ye. Arkadaşlar uydurmuyorum. Açın hepsi var. Dintahripçileri.com diye bir site var. Açın izleyin. Hepsi videolarıyla beraber. Ondan sonra peygamber hanımlarına cadaloz diyor. Cadaloz peygamber hanımlarına. Ya bir insan bunu söyleyebilir mi ya? Ya sıradan bir Müslüman bile bunu söyleyemezken kusura bakma da hoca diye piyasada geziyorsan bunu sen yanaşamazsın bile bu tarafa. Onlar annelerimiz ya. Ayet var ayet. Annelerimiz. Anneden öte anne. La ondan sonra kime? Osmanlı'ya. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'ne etmediği yok piyano başından kalkmanda, saraydan çıkmanda. Daha neler neler. Yok Osmanlı padişahların hiçbiri hacca gitmedi de Osmanlı padişahları hacca göndermeyen kimdi? Şeyhülislamlar göndermedi. Niye? Sen dedi hacca git gel o zaman 6 ay 1 sene sürüyor. 1 sene kim duracak ülkenin ordunun başında? He? Osmanlı zaten biliyorsun hani şehzadeler biliyorsun hani taht kavgaları oluyor, sıkıntılı işler oluyor. Kim ne yapacak? Ondan sonra şimdi bak mevzu ne biliyor musun? Bununla alakalı hani şimdi bunun sevenleri bu demeyeyim de neyse Nurettin Hızlı sevenleri hemen geliyor. Ya işte onlar eski video. Tamam. Eski video değil mi hepsi? Peki ben Allah için soruyorum. Bu eski videolarla alakalı bir tane. Arkadaşlar benim böyle böyle bir sözüm var. Ben bunlardan vazgeçtim. Bir tane videosu yok. Ve işin en değişik kısmına geliyoruz. İbni Teymiye'yi öve öve bitiremiyor. İbni Teymiye kim? Vahabilerin baş hocası. Arkadaşlar bakın Ebu Haris'i biliyorsunuz değil mi? Ebu Haris, Ebu Hanzala. Bunlar ehli sünnetin tamamına ne diyor? Kafir. Yüksek? Kafir. Heh. Kafir diyorlar. Peki bu adamlar ehli sünnetin tamamına kafir diyen adamlar Nurettin'e nasıl hitap ediyor biliyor musunuz? Nurettin hoca diyorlar. Hadi bakalım çıkışın içinden. Hadi. Ya ona hoca dedi diye bilme. Beni alakadar etmez. Herkese kafir diyen. Ya vefat etmiş, şehit olmuş hoca efendilere bile ya. Liste yapmışlar. İşte cübbeli şöyle, takkeli böyle, işte Hüseyin şöyle. Ya rahmetli Abdülmetin hocaya da. Kimlere kimlere? Arada Nurettin Yıldız yok. Bunlar diyor Nurettin Yıldız hocayı da sevmez. Oo, Nurettin Yıldız hoca. Herkese kafir derler. Nurettin Yıldız'a hoca derler. Arkadaş diyorum zaten onu söyledikten sonra bitti o iş. Aslında gerisini konuşmaya gerek kalmadı. Ben lafımı ortaya koyarım arkadaş. Herkes üstüne alınan alınsın, alınmayan kenara koysun lazım olur. Biz bir daha söylüyorum. Benim derdim kimsenin şahsıyla değil. Herkes kendi yolunda ama herkes kendi hesabını verecek. Niye yaptık bu konuşmayı? Soruyorlar. Cübbeli Ahmet Hoca diyor video yaptı. Sen de yapsana arkadaş. Ben zaten bu adama yaptım videomu. He tazele dediler. Tazeledik eyvallah. Biz kimse... Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elhamdülillah reddiyelerle tanındık. Güzel bir şey benim için. Çünkü bozuk adamları ifşa etmekte elhamdülillah bu işi kendimize şiar edindik. Çünkü biz bozuk adamları ifşa ettikçe insanlar o bozuk adamları tanıdı ve o bozuk adamlardan vazgeçti. Adamlar kendilerini, dinlerini, imanlarını kurtardılar. O Mehmet Okuyanlar, Mustafa Karadaşlar, Caner Taslamanlar, Emre Dormanlar, neler neler neler. Hepsini elhamdülillah bu kürsüde rezil ettik. Ve hepsi tarihin karanlık sayfalarına gömülecekler.
Bu kafayla da giderlerse cehenneme de gömülecekler. Çünkü ayet hadis inkar ediyorlar. Benim adamın şahsıyla problemim yok. Abi ayet hadis inkar ediyorlar. Bunun başka türlü açıklanacak mevzusu yok. Evet arkadaşlar, bu meseleyi inşallah anladığınızı umuyorum.